Erkek arkadaşım Hemen bakıyor. Yılmaz. Mesut Yılmaz. Fotoğraflarını çekiyor. Always. Akasya Hanım'ın gazeteci arkadaşımızı çok sevdiği belli oluyor. Fakat arkadaşımız Mesut evlilik hazırlığında olduğu için bu görüntülerden hayli tedirgin oluyor. Bakar mısınız? Mesut Yılmaz. Ya Beylül bari sen yapma. Bir şey diyeceğim. Adam buraya kadar geldi. Bir şey söylüyorum. Bir şey diyeceğim. Adam buraya kadar geldi. Yok yok. Neyse ki Mesut bir şekilde Akasya Hanım'dan uzaklaşmayı başarıyor. Ekibimiz ise bir süre sonra Akasya Hanım'ı bir barda yanında Fransız bir beyefendiyle koyu bir sohbette yakalıyor. Biz de bu duruma Fransız kalmayı tercih edip güzel oyuncuyu Fransız arkadaşıyla baş başa bırakıyoruz. Magazin Dünyası'nın nostalji köşesinde... Özcan Deniz Rüzgarı. 6 gün bir klibe prodüksiyon ayırmak oldukça zor. Özcan Deniz bundan tam 12 yıl önce Ağrı'da büyük bir duygu fırtınası yaşatmıştı. Aslan gibiyim, aslan gibi. Hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz çok özel görüntüler az sonra Magazin Dünyası'nda. Giden gelmiyor, acep ne işti. Evet, görüntüleri izledik. Arzum, alkol işleri de durduğu gibi durmuyor her zamanki gibi. Durmuyor, ben evet. Ne düşünüyorsun bu görüntüler karşısında? Olabiliyor, ben de dün gece doğum günümde 2 gece önce ben de çok içmiştim. Bundan daha da çok içmiştim. Sen böyle bir duruma düştün mü peki? Ne anlamda? Birinin üstüne atlamak. Veya işte bu ya. Yerlerde sürünme falan hikayelerini. Yerde sürünmem asla. Ne yaparsın mesela alkollü olduğun zaman? Çok alkol. Yani şöyle oluyor. Kendinden geçiyoruz. Alkol olunca yani ekranlarda alkol almayan insanlar da merak ediyor. Acaba alkol olunca insanlar alkol kendinden mi geçiyor? Alkol gibi görünüyorum ama yok. Kendinden geçmiyorsun. Ben hiçbir zaman kendinden geçmem. Evime gidip her zaman yatarım. Üstümü çıkarıp pijamalarımı giyinme. O kadar kendimde oluyorum. Ama şöyle bir şey oluyor. Mesela çok eğleniyorum. Çok neşeli vakit geçiriyoruz. Sonra ya eğer belli bir şeyin üstündeyse unutuyorum. Yani... O eğlendim yani bütün kontrolüm üstümde ama unutuyorum mesela öyle bir şey olabiliyor. Peki unutuyorsan nereden yerlerde... biliyorsun yapmadığını? Çünkü yani tek başıma gitmiyorum herhalde bir yere yanında insan. Birisi mi anlatıyor var? Böyleydin böyleydin diyor. Peki erkek arkadaşın böyle olursa ne yaparsın? Mesela hayatta... sen iyisin erkek arkadaşın yerlerde sürünüyor. Bırakırım orada. Seni çekiyor yani onu toparlamaya çalışmazsın. Yok yani öyle bir adam zaten benim yanımda dolaşamaz. Evet. Yani yerde sürünen Elif bir Hanım. Adam ya da kadın kimsenin yanında dolaş. Elif Acaba keskin hatlar nedir sizde alkol konusunda? Yani ona ben hiç cevap vermeyeyim. O hiç benim ilgi alanıma girmeyen evet, bir şey. Fakat Aslı için söyleyeceğim. Aslı evet. Son derece tatlı, şeker ve çok iyi bir oyuncudur. Çok samimi bir kızdır. Böyle davranmasının sebebi illa alkoldür evet, demesek evet, çok de daha... hani onu da incitmemiş oluruz. Mesut'la da çok uzun zamandır karşılaşıyorlar muhakkak arkadaşlar. O da öyle bir espri yapmış diye düşünüyorum. Şimdi ama buradaki önemli mesele ne biliyor musunuz? Popüler bir insanın bu görüntüleri veriyor olması. Elif. Kötü yani, bir görüntü yok ki burada. Yani mesela daha kötülerini de gördük biz. Yani o zaman bu görüntüleri vermemeye dikkat etmeleri gerekmiyor mu sizce? Yani ben sanatçının örnek olması gerektiği kısmına hiç katılan Aynı biri değilim. Üstelik de Aslı gibi hani tiyatroyla, sanatçılıkla bu kadar yakın olan insanların öyle bir derdi, tasası hiç yok. Hani neyin için örnek olacaksın ki? Şimdi ekranda görülen her o şey toplum tarafından örnek alınıyor. O zaman dediğin magazin, gibi ağrıcımız magazin, onu magazin basını da kullanmayacağız. Şöyle bir durum da var. Magazin basını da burada zaman şey zaman magazin basını suçlarıyor ama magazin sokaktaki olan her şeyde magazin basınının ilgi alanına giriyor. Yani gayet tatlılıkla malzeme vermiş bilerek. Ha, evet. Hiç bu alkolle alakası yok. Ben de çıkarım ben de veririm eğer kendi arkadaşlarımsa kamera. Kız zaten diyor ki Mesut çeksin. Mesut'a haber yap. Mesut haber yapsın diyor. Bir de zaten şey yapsın, yok diyor. Mu Arzum? Mesela bu hani... arada ben çok affedersiniz. Ben Doğan'ın doğum gününden galiba o görüntüler yanlış görmüyorum. Sen de gittin değil mi ben oraya? Ben de oradaydım. Gayet dakika herkesin keyfi çok yerindeydi. Hayır, zaten şöyle bir şey var. Eğer hoşumuza gitmeyen görüntüler varsa o da görünüyorsa ve yorum yapmamıza bile lüzum yok. İnsanlar seyreden herkes onu gayet iyi algılayacaktır. Peki. Dediğin anlamda o örneği kendi çıkartacaktır zaten. Evet. Peki burada Derya Deniz popçu arkadaşımız. Bir sanatçı olarak kendini ekranda böyle gördüğün zaman ne hissediyorsun? Senin bu görüntülerin farkında olmadan ekrana yansıdığı zaman şaşırıyor musun? Ya da ah ben ne yaptım diyor musun? Ben ne yaptım demiyorum. Ne yaptığımın her zaman farkındayım çünkü. Ama tabii ki ailem, arkadaşlarım, seven insanlar her zaman sizin yanınızda olmadıkları zaman
Yani sadece böyle görüntüler olmuyor. Çünkü bazen hani bazı görüntüler çok farklı gösteriliyor. Evet, evet. Dolayısıyla onlar üzülüyorlar. Hani onları... Dikkat etmek lazım evet, biraz. Onlara peki. Yardımcı olmaya. Çok teşekkür ediyoruz için. Programımıza konuk olduğunuz için. Elif Aktu çok teşekkürler yorumlarınızla bizlere bu rica programa ederiz, renk kattınız. Arzumuzun gerçekten çok ilginç, çok saçma sapan fikirlerinizle bizi aydınlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Espriyle programı kapatalım hiç isterseniz. Hiç komik olmadı ama sevgili seyirciler, oldu. Sevgili şaşırtıcı seyirciler, oldu. Yarın saat 11'de tekrar TVM ekranında olacağız. Magazin Dünyası'nın nabzı yine bu programda Magazin Dünyası'nda atacak.
Eğer bunu içersen sevgili oluruz. Bu ne? Peki ya içmezsen? Ömür boyu iki yabancı oluruz. Senin de artık doğru düzgün bir evin olacak. Benim evim sensin. Özcan Deniz'in başrolünü eski sevgilisi Fahriye Evcen'le paylaştığı Evim Sensin sinemalarda görücüye çıkarken filmin galasına ünlü ikilinin çarpıcı açıklamaları damgasını vurdu. Korkuttun beni bir anda. İyi ki müdahale etmiş. Artık bizden çıktı söz. Araları açık olduğu iddia edilen Özcan Deniz'de eski kankası Masum Kırmızıgül'ün galada düşman çatlatmasına Orhan Gencebay'dan ne yorum geldi? Ağlattılar bizi. Galanın en önemli ayrıntısı ise şüphesiz iki ay önce kesin olarak ayrılık kararı alan Özcan Deniz'le eski sevgilisi Fahriye Evcen'in kameralar karşısında bir araya gelmesiydi. Evim Sensin filminin galasının perde arkasında yaşanan detayları birazdan ekrana getireceğiz. Ama ilk olarak Özcan Deniz ve Fahriye Evcen arasında 4 yıl süren fırtınalarla dolu ilişkiyi hatırlamaya ne dersiniz? Senin için Özcan Deniz ve Fahriye Evcen'in aşkı 4 yıl önce magazin dünyasında bomba gibi patlamıştı. Tatlım 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 sen bana söyle ne yaptın? Şarkılarıyla milyonların gönlünde tat kuran Özcan Deniz'le Yaprak Dökümü dizisinde fırtınalar koparan Fahriye Evcen'in ilişkisi medyanın da ilgi odağı olmuştu. Aklımda olsun ben seni. Yakışıklı, diğeri de çok güzel olunca doğal olarak herkes onları birbirine çok yakıştırmıştı. Belki sever diye kapısında geceledim. Aşklarında inişli ve çıkışlı bir grafik yaşadı Özcan Deniz ve Fahriye Evcen bugüne kadar. 4 yıllık ilişkileri boyunca defalarca ayrılıp barıştılar. Ortalıkta aşık olacak kimseler kalmadı, kimseler kalmadı. Aşkları bir dargın bir barışık sürüp giderken herkes ikilinin er ya da geç evleneceğini düşünüyordu. Hatta Özcan Deniz, çekimleri ayrı oldukları dönemde başlayan Evim Sensin filminin başrolünü Fahriye Evcen'e teklif etmişti. Babam da damadıyla tanışmak istiyor. Ne var bunda? Hem zaten evlensek de sen beni terk edersin. Seni hiç terk etmeyeceğimi söylesem. Beni sevebilir misin? Ve Evim Sensin filminde iki sevgiliyi canlandıran Özcan Deniz ile Fahriye Evcen, geçtiğimiz Şubat ayında